Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem hazirun. 5 Kasım 2013 yılında Ashab-ı Kiram seminerlerine başladık. 2008 yılında da İslam tarihi seminerlerine başlatmıştık. İnşallah ömrümüz vefa ettikçe, talep geldikçe bunları devam ettireceğiz. Yeni bir mekan, daha önce Kurav'ın merkezinde yaptığımız toplantılarımızı bu yıldan itibaren Ensar Vakfı'nın bu merkezinde fiziki ulaşım imkanları olması sebebiyle burada başlatacağız. Bu bizim sahabe-i kiramın biyografilerini ele aldığımız kitap da Ensar Neşriyat tarafından yayınlandı. Dolayısıyla Ensar'la Kurav'ı birleştirdik. Ensar'ın bastığı bir kitap üzerinden sahabe biyografileri faslanıp devam ettiriyoruz. Daha önceki derslerimize gelen kardeşlerimiz var. Onlar biliyorlar. Belki bugün ilk gelenler olabilir. Onları bilgilendirme sadedinde daha önceki derslerimiz Kurav'ın sayfasında görüntülü olarak yayınlanmaktadır. İnşallah bu da yayınlanacak. Dolayısıyla geçmiş dersleri sadece Ashab-ı Kiram seminerleri değil, İslam tarihi seminerleri de aynı şekilde görüntülü olarak 2008 yılından itibaren bu konuları takip etmek bu anlamda mümkün olabilir. Sıra geçen yıl Nisan ayındaki son dersimiz Ebu Zerrel Gıfari idi. Onunla tamamladık. Bu dersimiz ile de sıra Zeyd bin Sabit. Alim sahabi Zeyd bin Sabit'in kim olduğu, Hazreti Peygamber dönemindeki faaliyetleri, siyasi hadiselerde rolünün olup olmadığı, özellikle de adı üzerinde alim sahabi ve vahiy katibi dedik. Biraz o yönünde kendisini göstermiş, siyasi hadiselerden genelde uzak kalmış bir sahabi kimdir? İslam tarihindeki yeri nedir? Hem bu soruyu cevaplandırmak, onun hayatını takip etmek suretiyle İslam tarihinin belli bir sürecini ince bir çizgi halinde sizlere aktarmak niyetindeyiz. Ebu Harici olarak tanınan Zeyd bin Sabit, Medine'nin Hazreç kabilesine mensup Neccaroğullarından. Biliyorsunuz Neccaroğulları kabilesi Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'in de mensup olduğu, daha doğrusu onun annesinin mensup olduğu kabile. Dolayısıyla Medine'de Evslerle kıyaslandığında Hazreçliler kendilerini peygambere daha yakın, akrabalık anlamında hissederler. Hazreç içinde de Neccar oğulları, Hazreti Peygamber'in dedesinin annesi Selma kendilerinden olduğu için Hazreti Peygamber'e yakın hissederler. Dolayısıyla Allah Resulü'nün Medineli akrabasındandır desek yanlış olmaz. Hicretten yaklaşık 11 yıl önce Medine'de dünyaya geldi. Babası aynı kabileden Sabit bin Dahhak bin Zeyd, annesi ise Nevvar bint Malik bin Muaviye. İslam öncesi dönemde biliyorsunuz Medine'de Evs ile Hazreç arasında 100 yıla kadar geriye götürülen kabile savaşı ve rekabeti var. Bunların en meşhuru da özellikle İslam'ın doğuşuna yakın dönemde gerçekleşmiş olması sebebiyle bu Bu'ath Harbi. Bu harp sırasında babası ölmüş çatışmalar esnasında Hazreç adına savaşırken. Dolayısıyla bu esnada Zeyd 6 yaşında bir çocuktu diyor kaynaklarımız. Allah Resulü'nün Mekke'den Medine'ye göç ettiği esnada 11-12 yaşlarında bir çocuk. Zeyd bin Sabit hicret gerçekleşmeden Müslüman olmuş. Muhtemeldir ki özellikle 1. Akabe beyatından sonra Mus'ab bin Umeyr'in Medine'deki faaliyetleri sebebiyle kaynaklarımız derler ki Medine'de
Müslüman olmayan aile yoktu. İçlerinden Müslüman olmayan. Neden? Çünkü kabile reisleri Müslüman olmuşlardı. Hazreç'in efendim Esad bin Zürare başta olmak üzere Saad bin Ubade gibi liderleri, Evs'in de Üseyd bin Hudayr gibi, Saad bin Muaz gibi liderleri Müslümanlığı kabul edince tabiatıyla diğer kabile mensupları içinde Müslümanlığı kabul etmek kolay oldu. Tabii kabul etmek diyorum, İslamlaşma ile Müslümanlığı kabul etmek aynı değil. Yani kelime-i şehadet getirince insan hemen dört dörtlük Müslüman olmuyor. Bu İslam'a giriş anlamında, tanışma anlamında değerlendirmek gerekiyor. Bu esnada Hazreç kabilesi içerisinde pek çok aile tabii ki Neccar oğullarından neredeyse Müslüman olmayan yoktu demek mümkün. Neden? Çünkü bu Araplarda kabile dayanışması, tabii ki hidayet Allah'tan ama İslam'a girme ve girmemede kabilelerinin İslamlar, İslam ile ve Müslümanlar ile irtibatlı olması önemli oranda etkin oluyor. Bu sebeple yani bir Hazreçlinin Müslüman olduğunu açıklaması kadar gayet tabii bir durum yok. Fakat Zeyd 11-12 yaşlarında bir çocuk, o da Müslüman olmuş. Mus'ab bin Umeyr onlara dinlerini öğretmek, Kur'an öğretmek gibi vazifeleri de ifa etmişti. Çok meraklı ve istidatlı bir çocuk olduğu için duyduğu Kur'an ayetlerini ve sureleri tekrarlamak suretiyle pek çok Medineli'den, yetişkin Medineli'den çok daha fazla Kur'an ayetleri ve sureler okumuş. Hatta Allah Resulü hicret ettiğinde 12 yaşında bir çocuk, onun huzuruna getirmişler. Yani bu çocuk çok kabiliyetli, bakın sana inen vahiyleri ezberledi diye onun huzuruna getirdiklerinde Allah Resulü'nün huzurunda ezberden bildiği sureleri okumuş ve onun takdirini kazanmış. 12 yaşında iken hicret gerçekleştirdiğine göre bundan 2 sene sonra takriben gerçekleşen Bedir Savaşı'nda Zeyd bin Harise 14 yaşındadır. Onun akranı olan Abdullah bin Ömer gibi gençler diyelim, bunlar da Bedir Savaşı'na katılmak isterler. Fakat Allah Resulü onların çocuk yaşta savaşta zarar görmelerinden endişe ettiği için, yani onları savaş yaşına uygun görmediğinden dolayı onları almaz savaşa. Yani gözyaşlarıyla ağlayarak biz katılamadık diye dönerler. Bunların en meşhurları Abdullah bin Ömer'dir. Hazreti Ömer'in oğlu. Biri de Zeyd bin Sabit. Müslümanlar parlak bir zafer kazandılar. Pek çok esir elde ettiler. Biliyorsunuz Bedir esirlerine nasıl muamele edileceği hususu önem arz eder. İşte bunları öldürelim, fidye karşılığında serbest bırakalım gibi tartışmalar sonucunda Allah Resulü alternatifli bir esir hukuku uygulamış. Bir kısım Müslümanlara zarar veren ve Müslümanlara Hazreti Peygamber'e de doğrudan zarar veren birkaç kişinin infaz edildiğini de biliyoruz. Nadir bin Haris gibi ve Ukbe bin Ebi Muayit gibi. Yani bunlar infaz edildiler, cezaları verildi. Bir kısmı fidye karşılığında verme imkanı olanlar serbest bırakıldı. Efendim, bir kısmı verme imkanı olmayanlar Allah Resulü tarafından bila bedel serbest bırakıldı. Bir de ilginç bir örnek, hepinizin bildiği ve başka İslam tarihi esirleri arasında da dünya tarihinde de benim en azından hiç örneğini görmediğim esirlerden okuma yazma öğretmeleri karşılığında belli sayıda onları bir esaret bedeli olarak sayarak serbest bırakma olmuş. Dolayısıyla Mekkelilerden okuma yazma anlamında özel ders alıp muhtemelen biliyordu ama daha da geliştirmesine vesile oldu. Onlardan ders alıp kendisini okuma yazma alanında geliştirilerden biri de Zeyd bin Sabit'tir. Yani bunun için anlattım bu söyleyeceklerimi. Bundan dolayı Allah Resulü onu vahiy katipleri arasına dahil etmiş. Ubey bin Ka'b daha tecrübeli bir katip. Yani belki
bir numaralı katip demek mümkün. Kaynaklarımız diyor ki Ubey bin Ka'b olmadığı zaman Allah Resulü bir ayet vahiy yazdırmak istediğinde Zeyd'i çağırırdı. Yani iki numaralı demek, bunlara numara vermek ne kadar doğru ama kaynaklarımız öyle diyorlar. Nitekim kaynaklarımızda vahiy katipleri içinde İbn Abdilber öyle diyor. Ubey bin Ka'b'dan sonra en fazla vahiy yazan sahabi Zeyd bin Sabit olmuş. Güçlü hafızaya sahip olma sebebiyle aynı zamanda dil kabiliyetinin de olduğunu bu anlamda görüyoruz. Yani yabancı dillere çok ilgisi, alakası var. Allah Resulü'nün de yabancı dil bilen bir katibe ihtiyacı var. Yani hem vahiy katibi hem de mütercim sıfatıyla hizmet görmüş. Neden? Çünkü Allah Resulü'ne Arapça dışında kullanılan dillerle mektuplar yazılmış. Şimdi siz bu mektupları Müslüman olmayan birilerine okuttuğunuzda bir anlamda sizin sırlarınıza da vakıf olabilir. Diplomatik anlamda sıkıntı meydana gelir. Bunun üzerine Allah Resulü ona tavsiyede bulunmuş. Sen başka diller de öğren. İbranice ve Süryanice'yi de. Bunlar zaten birbirlerine yakın yani Arapça ile. Ama o kabiliyeti birlikte çok kısa sürede okuyup yazmayı öğrenmiş ve Allah Resulü'ne gelen mektupları okumak ve onlara cevap verme vazifesinde ifa etmiş. Bu esnada vahiy katipliği de devam ediyor. Zeyd bin Sabit'in Hazreti Peygamber'le birlikte katıldığı ilk muharebe Hendek savaşıdır. Bu savaştan önce gerçekleştirilen Hendek kazma faaliyetinde Zeyd'in çok gayretle çalıştığını görmüş Allah Resulü. Ne kadar iyi bir çocuk diyerek ona takdirlerini ifade etmiş. Hendek'in inşası tamamlandıktan sonra diğer çocukları ailelerin yanına gönderen Hazreti Peygamber, Abdullah bin Ömer ve Zeyd bin Sabit'in bu defa savaşa katılmalarına izin vermiş. Yani Bedir'den alacakları da var savaşa katılma noktasında. Hazreti Peygamber'in son askeri faaliyeti olan Tebük seferinde Zeyd'in kabilesi Beni Malik bin Neccar'ın bayrağını Umare bin Hazm taşıyordu ki bu çok önemlidir. Her kabilenin kendine has sancağı var. Yani Araplar İslam geldikten sonra da kabile bağımsızlıklarını ve kabile kimliklerini terk etmemişler. Çünkü bir Arap ancak kabilesiyle tanınır ve bilinir. Dolayısıyla bu uygulama veya bu realite İslam'dan sonra da devam etmiştir. Bunu şunun için söylüyorum. İşte Hazreti Peygamber'in gelmesiyle, İslami tebliğin hakim olmasıyla birlikte işte kabilecilik ortadan kalktı. Dolayısıyla bütün Müslümanlar bir tarağın dişleri gibi eşit olarak birbirleriyle ortak hareket ettiler gibi çok idealist şeyler söylüyoruz. Bu sosyal ve insan gerçeğini bilmemek olur. Savaşlarda hala Evs'in ayrı, Hazreç'in ayrı sancağı var. Hazreti Peygamber onların bu bağlarını, bu realiteyi kabul etti ve o şekilde onlara efendim kendi ne diyelim kimliklerini, kabile kimliklerini koruyarak savaşmalarına müsaade etti. Dolayısıyla bu savaşta da bakın Neccar kabilesinin de alt kollarının kendilerine göre yine ayrı sancaktarları, bayraktarları var. Yani buyurun Müslümanları bir sancağı bayrağı, hatta Ensar'ın, Medinelilerin ortak bir sancağı bayrağı değil. Küçük küçük her biri kendi kabile kimliği içerisinde savaş esnasında da boy sırasına göre filan ayrılmaktan ziyade, çeşitli görevler vermekten ziyade kabile grupları şeklinde savaşırlar. Savaş esnasında da her kabilenin reisi kendi grubunun da başkanıdır. Çünkü Arap, ferdiyetine düşkün Arap, başka bir kabileye mensup kişinin riyaseti altında savaşmayı kendi özgürlüğüne aykırı olarak görür. Müslüman da olsa böyledir. Neden? Bu bir fıtri bir durumdur, gelenektir. Bu şekilde Umare bin Hazm'a vermiş
Yani sancak onun elinde, muhtemelen kabile onu seçti. Hazreti Peygamber kabilenin içine girerek bunu müsaade etmez. Fakat daha sonra Allah Resulü'nün bayrağı alıp Zeyd bin Sabit'e verdiği söyleniyor. Tabi Hazreti Peygamber'in tasarrufuna karşı çıkacak değiller. Bir başkası olsaydı itiraz ederlerdi mutlaka. Tabi Umare bundan rahatsız olur. Kendi görevi, kendince o şereftir. Eline, ey Allah'ın Resulü, hakkımda sana herhangi bir şey mi ulaştı da benden bu görevi aldın? Yani ancak vahiy falan olursa teslim ederim gibi böyle bir ehemmiyetine, vazifesinin ehemmiyetine vurgu yapıyor. Allah Resulü hayır der. Yani böyle bir ayet falan inmedi. Bu sancağı bundan al, buna ver diyen ama. Lakin Kur'an'a öncelik verilmiştir. Zira Zeyd Kur'an'ı senden daha çok ezberlemiştir. Dolayısıyla ben onun bu Kur'an'a hizmeti, Kur'an'daki fazileti, Kur'an sebebiyle elde ettiği üstünlüğü sebebiyle bayrağı ona verdim diye ifade etmiş ve sancak onda kalmıştır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanlar arasında en önemli kriz hilafet krizidir. Her ne kadar efendim bu kriz diye bir şey meydana gelmedi. Müslümanlar bir araya geldiklerinde Beni Said'e çardağında Hazreti Ebubekir efendim hilafetin Kureyş'e ait olduğuna dair hadisi okudu ve meseleyi bitirdi. Tartışma filan olmadı şeklinde açıklamayı da duymuşsunuzdur ve okumuşsunuz ama mesele o kadar basit bir şekilde açıklanmıyor. Eğer böyle bir hadis var idiyse demek ki Ensar bu hadisi hiç duymadı. Bu hadis okunduktan sonra, söylendikten sonra da hala Ensar'ın önemli bir kısmının hilafet talebinde bulunmaya devam etmesini de açıklamak mümkün değil. Bu durumda Hazreti Peygamber'in vasiyetine ve hadisine karşı çıkan bir Ensar prototipi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla mesele hadisle izah edilecek gibi bir durum değil. Zira başında da, ortasında da, sonunda da ciddi tartışmalar var. Bir iktidar rekabeti bu anlamda var. Zeyd'in burada pozisyonu nedir? Onu açıklamamız gerekir. Hazreti Ebubekir'in bu anlamda halifeliğin Kureyş'e verilmesine dair argümanı, iddiası ve temellendirmesi ne ayet ne hadis iledir. Hazreti Ebubekir'in yaptığı tamamen Kureyş'in reel politik etkinliği ve ağırlığı üzerinedir. Der ki, ey Ensar, Müslümanlara ve dine hizmet etmek konusunda sizi takdir etmemek mümkün değil. Tabii ki sizin desteğiniz olmasaydı, siz bize kucak açmasaydınız ve biz Mekke ile Medine'yi manevi anlamda güç olarak birleştirmeseydik, bu başarıya ulaşamazdık. Amenna. Ama kabul edin ki Kureyş'in İslam öncesi dönemden itibaren bir ağırlığı söz konusudur. Dolayısıyla Araplar Kureyş var iken başka bir Arap kabilesine tabi olmazlar ve onun riyasetinde hareket etmezler. Biz sizin kıymetinizi biliyoruz. Kureyşli muhacirler olarak. Fakat Araplar sadece bizden müteşekkil değil. Kureyş'in dışında sayı olarak, rakam olarak çok daha fazla Arap topluluğu var. Bu Arapların da kabile ferdiyetlerine düşkünlüğü en üst düzeyde. Bunlar ancak ve ancak bir Araba boyun eğmek durumunda kalırlarsa tek bu konudaki itaat edilecek Arap Kureyşlilerdir. Bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla eğer sizi biz riyasete getirirsek, Kureyşli olarak sizleri takdir eden bizler size, uysak bile de diğer Arapları kesinlikle size itaate çağıramayız. Ana fikir olarak vurguladığı bu ve bir süre sonra Ensar içinden de doğru söylüyor diyeceklerdir. Çünkü Kureyş İslam öncesi dönemden itibaren Araplar nazarında Kabe'ye hizmet etmeleri sebebiyle efendim Mekke'nin sadece dini merkez değil, aynı zamanda siyasi politik
ve iktisadi merkez olması sebebiyle diğer Araplar nazarında erişilmez bir konumu vardı. Ve Hazreti Ebubekir bunu söyleyince Ensar içerisinden de önemli bir kısım Hazreti Ebubekir'e hak verdiler ve bir anlamda Ensar'dan bir halife seçme bloğu dağılmaya, çözülmeye başladı. İşte bu çözülmede önemli rol oynayanlardan biri de Zeyd bin Sabit'tir Ensar'dan. Tabi sıradan bir kişi de değil Zeyd. Hazreti Peygamber'in vahiy katiplerinden önemli bir figür. Böyle bir figürün bu mesele üzerinde kanaat belirtmesi dengelerin değişmesinde mutlaka önemli bir rol oynamış. Ne demiş? Resulullah muhacirlerden idi. Biz de Resulullah'ın yardımcılarıydık. Onun yerine seçilecek olanların da yardımcıları olmalıyız. Yani biz Ensar ve Medineliler olarak iktidar mevkiinde olmamamız gerekir. Biz yardımcıydık. Zaten Ensar'da biliyorsunuz yardımcı anlamına da geliyor. Yine yardımcı olalım demek suretiyle hilafet meselesinde Ensar'ın içerisinde Evs ve Hazreç ittifakının dağılmasında en önemli rolü Hazreçler oynamıştır. Çünkü Ensar'ın aday olarak gösterdiği kişi Hazreçlidir. Zaten Evsliler Medinelilik paydası altında Sa'd bin Ubade'yi biraz kerhen desteklemişlerdi. Çünkü onlar da kendi aralarında rekabet içerisindeler. Dolayısıyla alternatif bir halife adayı çıkınca yavaş yavaş Evsliler Kureyş'e doğru meyletmeye başladılar ama Hazreç'i asıl bitiren, daha doğrusu Sa'd bin Ubade'nin halife olma hayalini asıl düşüren, bizzat Hazreç'in içindeki kendi kabilesinden olanların karşı tarafı desteklemiş olmasıdır. Bundan dolayı Zeyd bin Sabit de Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesine başka bir ifadeyle Müslümanların yaşadığı ilk siyasi krize çözüm bulmada önemli bir rolünün olduğunu kaynaklarımız bize haber veriyor. Tabii bu işin siyasi boyutu, az önceki pozisyon siyasi başlığı altında açıklanabilir mi? Tabii ki açıklanabilir ama onu asıl öne çıkaran husus Kur'an'a yaptığı hizmettir. O da ne? Her şeyden önce vahiy katibi, Kur'an'ın yazıya geçirilmesinde en önemli rol oynayan iki kişiden biri, öyle diyelim. Tabi Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber döneminde bir araya getirilmedi. Yani Müslümanlar iki kapak altına getirilmiş bir mushaftan bir nüsha yazılıp da bir yere konulup tekrar getirilip okunan, yazdırılan bir şey değil. Allah Resulü kendisine inen vahiyleri, ayetleri okuyor. Müslümanlardan bir kısmı onu ezberliyor. Bir kısmı artık ellerine ne buldularsa, zaman zaman belgesellerde görürsünüz. Afrika'daki Kur'an kurslarında çocuklar ellerindeki tahtaların üzerine kalem, kağıtları olmadığı için yazıyorlar. Sonra onu ezberledikten sonra silip yeniden yazıyor. Yani sanki o dönemi çocuklar, o yokluktan tabii, yani bu sünnete tabi olmak gibi bir şey değil. Yokluktan kaynaklanan bir şey. Tabaklanmış deriler üzerine, işte hurma deve kemikleri üzerine, hurma lifleri üzerine herkes bulabildiğini, daha kağıt falan yok, bulabildiğini yazmış. Bir araya geldiklerinde okuyorlar. Allah Resulü onlar düzeltiyor. Dolayısıyla bir unik nüsha, kitap şeklinde vahiylerin alındığı bir mushaf söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim hafızları da var ve özellikle Hazreti Peygamber'den sonra, bir de Hazreti Peygamber zamanında kitabı iki kapak arasına getirip artık bunu basabiliriz, çoğaltabiliriz diyemezsiniz. Vahiy inmeye devam ediyor. Dolayısıyla bitmedi yani vahiy. Bundan dolayı Allah Resulü hayattayken herhangi bir mushaf veya kitap veya derlenmiş vahiy parçalarının bir araya getirildiği bir
derleme, toplama yok. Peki ne zaman buna ihtiyaç duyuldu? Özellikle Ridde hadiselerinde pek çok Müslüman şehit oldu. Kaynaklarımızda özellikle Yemame Savaşı, ki çok şiddetli bir savaştır, 2000 Müslümanın şehit olduğu söylenir. Yani o zamana kadar gerek savaşlarda gerek Müslümanlara karşı gerçekleştirilen saldırılar, suikastler, efendim Kur'an öğretmek amacıyla gönderilenlerin katledilmesi, Bir-i Maune, Raci gibi, bunların hepsini toplayın, 500 rakamını bulamazsınız. Hazreti Peygamber döneminde şehit edilen, öldürülen Müslüman sayısı. Sadece Yemame Savaşı'nda, tek bir savaş, Müseylime'nin bertaraf edildiği savaşta 2000 Müslümanın şehit edildiği söylenir ve bunların 700'ünün de Kur'an hafızı olduğu söylenir. Tabi hafız dediğimiz Fatiha'dan başlayıp Diyanet'in imtihanlarına girse belge alacak anlamında hafız düşünmeyin. Yani Kur'an'dan belli yerleri ezberleyenler anlamında. Yoksa öyle standart bir hafız sayısı çok sınırlı. Ama Kur'an'dan bilen ve okuyan 700 kişinin Müslümanların önemli bir kısmını da teşkil eder. Bu Hazreti Ömer'in Kur'an'ın yok olacağı, kaybolacağı, en azından bir kısmının zayi olacağı şeklinde bir düşünceye kapılmasına sebebiyet vererek, Hazreti Ebu Bekir'in yardımcısıdır biliyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir'in icraatında önemli rolü vardır. Bazen katkısıyla, bazen yeni teklifleriyle, bazen itirazlarıyla Hazreti Ömer'i bu anlamda son derece aktif bir vaziyette görürüz yönetimde. Sanki halife seçilirken Hazreti Ebu Bekir, Ömer de onun yardımcısı pozisyonuna gelmiş gibi fiili bir yardımcı statüsünde hizmet etti. Kaldı ki şunu da söylemek lazım. Hazreti Ebu Bekir'in seçilmesinde ve seçimin hemen oracıkta neticelenmesinde ve süratle neticeye ulaşılmasında Hazreti Ömer'in çok önemli etkisi ve rolü vardır. Bir anlamda Şiilerin Hazreti Ömer'le ilgili antipatik bakışların arkasında yatan sebeplerden bir tanesi budur. Kendilerince Hazreti Ömer'in Ebu Bekir'i halife yapmak suretiyle Hazreti Ali'nin halifeliğini engellediğini varsayarlar. Bundan dolayı Hazreti Ömer'le ilgili olumsuz tavırların arkasında yatan önemli sebeplerden biridir. Bu bahsi diğer, biz Kur'an'ın cem edilmesi, toplanması bahsinde Hazreti Ebu Bekir'e gider, bunu teklif eder. Hazreti Ebu Bekir'in şöyle bir anlayışı vardır halifeliği döneminde. Hazreti Peygamber'in icraatını aynı şekilde devam ettirmeyi kendi yönetiminde esas olarak almış. O da ne? Hazreti Peygamber ne yaptıysa doğrudur ve yapılır. Onun yapmadığı bir şeyi ben yapmam. Neden? Bizzat kendisi buna şahit oldu. Hazreti Peygamber'in uygulamalarına yakinen şahit oldu. Demek ki Peygamber'in yoludur. Ben de onun yolundan giderim. Peki Kur'an-ı Kerim'in toplanması, bir araya getirilmesi, efendim bir nüsha kitap halinde veya cem edilmesi Hazreti Peygamber'in bir uygulaması mı? Hayır. Ama Hazreti Ömer'in anlayışı ise biraz meselenin sebebine ve illetine vakıf olarak ona göre uygulama yapmaktır. Bundan dolayı Hazreti Ömer'in icraatine bakarsanız, siyasetine, uygulamalarına bakarsanız, Hazreti Peygamber döneminde olmayan, karşılaşılmayan, Hazreti Ebu Bekir döneminde olmayan ve Müslümanlar için yeni bir takım uygulamalar söz konusu Hazreti Ömer'in icraatinde bunu görürüz. Neden? Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in yaptığını aynıyla devam ettirmek ve tekrar etmek yerine kendince Hazreti Peygamber'in yaptığının illetini tespite çalışır önce. Hazreti Peygamber böyle yaptı çünkü o zaman şöyleydi. Sebebini bulur. Ondan sonra der ki Hazreti Peygamber şimdi olsaydı öyle yapmaz, böyle yapardı. Çünkü bunun illeti değişmiştir. Yani Hazreti Ömer'i siyasette deha haline getiren, tabii başlangıçta Müslümanlar pek kolay Hazreti Ömer'in bu tür icraatlerini benimseyemediler. Ama o halifelik otoritesini kullanmak suretiyle ikna edici
yönünü de kullanmak suretiyle bunları gerçekleştirdi. Bu anlamda Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ilk halife seçimindeki rolünü de dahil edersek, Kur'an-ı Kerim'in toplanması da bu anlamda Hazreti Ömer'in bir yeniliğidir. Her yeniliğe bid'at derseniz buna da bid'at dersiniz. Ama Hazreti Ömer'in Müslümanların problemlerini çözme anlamında daha çok bid'atları olacak böyle derseniz. Ama bunlar Müslümanların o an için hayata adapte olma ve yeni büyük problemleri aşma noktasında Hazreti Ömer'in pek çok icraatını bu anlamda görürüz. İşte ilki Kur'an-ı Kerim'in toplanması. Bunu niye bu kadar uzattık? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in toplanması vazifesi Zeyd bin Sabit'e verildi. Yani az önce sebebini, illetini açıklamaya çalışıyoruz. Hazreti Ebubekir'e bu ifade, bu teklif yapıldıktan sonra ikna oldu. Hazreti Peygamber'in yaptığını yapmam diye diretirken ikna oldu. Ondan sonra da bu iş için ehil olarak Zeyd bin Sabit uygun görüldü. Daha 20'li yaşlarındadır bu esnada. Dolayısıyla Arap toplumunda 40 yaşına gelmeyen bir kişinin sözüne itibar edilmediğini mutlaka biliyorsunuzdur. Hazreti Peygamber de kendisi bu Araplardaki bu anlayışı kırmak adına, ezber bozmak da denebilir buna, Arapların çocuk saydıklarını vali yapmış. Bu konuda Hazreti Peygamber'e rakip veya Hazreti Peygamber'e denk olabilecek başka bir devlet adamından bahsetmek mümkün değil. Zaman zaman işte Fatih'in vazifeye gelmesinden bahsedilir. İkinci Murat işte 12 yaşında oğlunu tahta geçirdi diye anlatırız. 18 yaşında oğlu yoktu yani mecbur onu geçirecekti. Bu vardı da onu geçirmek değil ama Hazreti Peygamber zamanında pek çok alternatifler vardı. Çok tecrübeli insanlar var. Düşünün, Ebu Süfyan Mekke'nin fethi esnasında Mekke'nin idarecisi, lideri, siyasetçisi, kurt siyasetçi. Ama Hazreti Peygamber Ebu Süfyan'a verseniz 5 tane Mekke'yi idare eder. Zaten ediyordu. Ama onu vali tayin etmek yerine ama onun kabilesinden Attab bin Esid isminde 21-22 yaşlarında bir genci Mekke'ye vali tayin ediyor. Herhalde kıyamete kadar ondan daha genç bir Mekke valisi bu dünya görmez. Ondan önce zaten de görmemişti. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir'in de bu anlamda Hazreti Peygamber'in icraatinden mülhem Zeyd bin Sabit'i bu göreve getirdiğini. Hazreti Peygamber daha önce biliyorsunuz yine daha 20'li yaşlarını yeni görmüş olan Üsame bin Zeyd'i de son ordu komutanı olarak tayin etmiş. Hazreti Ebubekir Allah Resulü'nün vefatı sebebiyle yarım kalan veya hastalığı sebebiyle yarım kalan bu seferi yine onun riyasetinde tamamlatmıştı. Hasılı 20'li yaşlarında bu sahabi hakikaten hayatı boyunca Medine'de vahiy katipliği yazmış, Kur'an'ı en iyi şekilde bilen yani ve'tül emaneti ila ehliha ayeti kerimesine de muvafık ve münasip bir tayin olarak bunu ifade etmiştik ve Kur'an-ı Kerim'in toplanması vazifesi onun riyasetinde gerçekleşmiş. Onu çağırmışlar. Ona görev teklif ediliyor. Şöyle diyor, sen genç ve akıllı bir adamsın Hazreti Ömer. Senin aleyhinde hiçbir şey söyleyemeyiz. Sen güvenilir, muhtemet bir adamsın. Sen Resulullah'a gelen vahiyleri yazıyordun. Kur'an-ı Kerim'i de benzer şekilde senden toplamanı istiyoruz. Bu vazifenin zorluğuna işaret ederek Zeyd şöyle diyor. Allah'a yemin ederim ki bana bir dağı taşımayı teklif etselerdi, Kur'an'ı toplama işinden daha ağır gelmezdi. Ama buna rağmen, bu durumunu ifade etmiş olmasına rağmen, Kur'an'ın yazılı olan sayfalarını toplamaya başladı. Çok ihtiyatlı davranmış. Yazılı olarak bulduğu ayetleri hemen kabul etmiyor.
bu ayetin Allah Resulü'nün huzurunda yazıldığına dair iki de şahit istiyor. Çünkü eline metin getiren bu Kur'an'dır diyemez. O zaman Kur'an'ın sahihliğine, mevsukiyetine zarar gelir. Titiz davranmak suretiyle bu şekilde Kur'an-ı Kerim toplanmış. Ve ashabtan topladığı mushaf parçalarını bir araya getirdi, onlara tasdik ettirdi ve ondan sonra bir araya getirilmiş, cem olmuş bir Kur'an nüshası ortaya çıktı. Bu halifenin elinde bulunuyor, Hazreti Ebu Bekir'in. Hazreti Ebu Bekir'den sonra bu nüsha Hazreti Ömer'e, ondan sonra da kızı Hazreti Hafsa'ya geçmiş. Hazreti Peygamber'in hanımıdır malumunuz. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği zamanında bu vazifeyi yerine getirdi. Ayrıca bu Kur'an öğretimini de, Kur'an tefsirini de Hazreti Ömer zamanında devam ettirdi. Bu esnada Zeyd bin Sabit sadece tefsir, Kur'an'ın açıklanması faaliyetiyle değil, fetva faaliyetinde de görev almış. Çünkü tefsircilik tek başına Müslümanların problemlerini çözmüyor. Asıl problemler karşı karşıya kalındığında bunların hüküm anlamında fetvaya dönüşmesi gerekir. Hazreti Ömer çok titiz. Yani bütün sahabi müçtehit sayılır fakihler tarafından ama Hazreti Ömer onları müçtehit saymamış. Demiş ki benden izin almayan, benim ruhsat vermediğim kişilerden fetva almayacaksınız. Bunlar da fetva veremez anlamında. Çünkü hepsi aynı derinlikte değil. Dolayısıyla Zeyd bin Sabit Hazreti Ömer tarafından fetva müsaadesi verilen kişilerdendir. Halk başkasında bulamadığını Zeyd'de buluyor diyerek onun ilim ve faziletini bizzat kendisi takdir etmiştir. Zeyd'in Kur'an'a hizmeti sadece toplamakla değil, bir de Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması hadisesi var. Neden buna ihtiyaç duyuldu? Artık Müslümanlar sadece Medine'de yaşamıyorlar. Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar Asya, Afrika üzerinden Anadolu'yu da Avrupa'ya sayarsanız onlara göre ilerlediler ve pek çok bölgelere yayıldılar. Yeni diller, yeni dinler, yeni ırklar İslam ile tanıştılar. Tabii böyle olunca o bölgelere giden sahabinin Kur'an kıraat farklılıkları, okuyuş farklılıkları gidilen bölgede yaygınlaştı. Tabii kıraatı, Kur'an farklılıklarını bilmeyenlere bunu anlatmak zor. Yani bir efendim Türkiye'de ağız farklılığı falan var ama kıraat farklılığı çok daha ileri derecede, daha teknik bir bilgi ister. Ayrı bölgede ayrı dil kelimelerinin farklı söylenmesi şeklinde. Bunlar bilmeyenler nazarında yanlış olarak değerlendirilebilir. Nitekim bunlar arasında Küfe ve Şam'da farklılıklar meydana gelmiş. Ubey bin Ka'b Şam'a gider ve orada Kur'an öğretir, okumasını, kıraatı öğretir. Abdullah bin Mesud da Küfe'de aradaki kıraat farklılıkları bir süre sonra farklı bölgelerden gelen askerler arasında tartışmaya sebebiyet verir. Şunu da ifade edelim. Iraklılar ve Şamlar arasındaki tartışma sadece kıraat tartışması değil, politik tartışmalar, siyasi tartışmalar da var. Dolayısıyla bu aradaki problemi sadece yani bu harfi bu böyle okudu, bunlar da böyle okudular. Dolayısıyla aralarında ihtilaf, savaş çıktı. Kimse kıraat, Kur'an okumadan farklılıklar sebebiyle savaş, çatışma yapmaz. Bunun arkasında yatan Şam ve Irak rekabetidir, çatışmalardır. Biliyorsunuz Sıffin Savaşı daha sonra oldu ama bu rekabet ta başlangıçtan itibaren. Hatta hiç aralarında çatışma olmamış olmasına rağmen o zamana kadar Küfelilerle Basralılar arasında bile, şimdi Türkiye'de de vardır ya yan yana komşu şehirler arasında hepinizin aklına hemen onlar gelir. Şunlarla efendim o oralıyım demez, şuralıyım der, birbirlerini kabul etmezler. Bunun
Bunun mutlaka siyasi sebepleri var, etnik sebepleri var, politik sebepleri var, ekonomik sebepleri var. Bu sebepler daha sonra ilmi çatışmaya da, ilmi rekabete de, ekole de bu anlamda dönüşüyor. Bunlar hep birbirini besleyen hususlardır. Yoksa kıraat ve Kur'an okuyuşu üzerinden bahsediyoruz. Yani Müslümanlar Kur'an'ın ayetlerinin veya kelimelerinin farklı okunma sebebiyle niye birbirlerinin boğazına sarılsınlar? Niye bir fitne, çatışma meydana gelsin sorusu havada kalır. Bunun başka besleyen başka sebepler de var. Bu da bunlardan belki en az etkin olanıdır ama yine bu var. Ne olmuş? Iraklılar Abdullah bin Mesud'un kıraatini okuyorlar. Efendim, Şamlılar ise Übey bin Kâb'ın, zaten Iraklılarla Şamlılar birbirlerinden haz etmezler. Siyasi rekabet sebebiyle, çatışmalar sebebiyle, ganimet sebebiyle. Bunun üzerine bunların komutanı olan Huzeyfe bin el-Yemani, ihtilafların bir süre sonra ordunun bütünlüğüne zarar vereceğini, Müslümanlar arasında çatışmaya sebebiyet vereceğini merkeze haber verir. Halife Hazreti Osman. Bunun üzerine ne yapalım diye ashabiyle görüştüler. Derler ki standart bu farklılıkları ortadan kaldıran ve Kureyş kıraati dediğimiz bir kıraati esas alalım ve bu kıraate göre yazalım. Gidilen yerlerde de bütün askerler buna göre okusunlar. Herhangi bir ihtilaf çatışmaya mahal verilmesin anlamında ve bu şekilde karar verilir. Ve bu heyetin, yani tek standart kıraate, öyle diyelim, okunuşunun standartlaştırılması vazifesini yine Zeyd bin Sabit'in başkanlığındaki bir heyete verilir. Yani Kur'an'ın çoğaltılması derken şöyle anlaşılıyor. Hazreti Hafsa'nın elinde sonra Hazreti Osman'a intikal eden mushaf yetmedi de az geldi, artık büyüdük, çoğaltalım, sağa sola gönderelim. Hayır, standartlaştırma. Kureyş lehçesine farklı okuyuşları standartlaştırma, tek bir hale getirme, tek bir nüsha haline getirdikten sonra çoğaltmadır. Bu ikinci aşamayı mutlaka birinci aşamadan sonra değerlendirmek lazım. Yoksa istinsah olur o cem ve daha sonra standart Kureyş lehçesiyle standart hale getirilip ondan sonra dağıtma şeklinde görmek mümkün. 4 kişilik bir heyet tespit edilmiş. Bunların başında da Zeyd bin Sabit tabii ki var. Tek nüsha olan Musaf'ı daha sonra tek nüshaya indirilen, standartlaştırılan Musaf'ı başta Küfe, Basra, Şam ve Fustat, Mısır. Bu 3 tane şehir saydım ama şu anda günümüzde bu 3 şehrin Hinterland'ında coğrafyasında 5'er 6'şar tane ülke var. Yani şu anda efendim Irak'ın bir şehri değil Küfe. O zaman. Küfe o zaman nereye kadar gidebildiyse Maveraün Nehri kadar geçen coğrafyanın idare edildiği valiliktir. Hatta güney kısımlarında daha çok Afganistan'a kadar olan bölge buralardan idare edilir. Irak valiliği şeklinde Küfe ve Basra birleştirilir. Mısır dediğimiz, Fustat dediğimiz ise valilik günümüzde başlayın Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Fas, belki güneyindeki Çat gibi o bölgeleri içine alan, hatta Endülüs fethedildikten sonra Emeviler döneminde Endülüs'ün toprakları da yine Mısır valisine bağlıdır. Dolayısıyla bu kadar geniş coğrafyaya hitap eden ordugahların bulunduğu Küfe, Basra, Mısır, Şam gibi beldelere bu Kur'an gönderilmiş ve ihtilaflar en aza indirilmiş veya Kur'an farklılığının, kıraat farklılığının diğer ihtilaflara sebebiyet vermesinin önüne bu anlamda geçilmiş. Bunda da Zeyd bin Sabit'in önemli bir hizmetinin olduğunu söylemek mümkün. Zeyd bin Sabit zaten kendisi de dedi ya, ilk halife seçiminde biz Ensar yardımcı olalım, yani siyasete bulaşmayalım demek istedi biraz da.
Pek zaten bulaşmak isteyenlere de Kureyşler müsaade etmediler. Çok nadir, yani politik şahsiyetler çok nadirdir. Daha sonraki süreçte Zeyd bin Sabit bu anlamda kendisi siyasi hadiselerden, iktidar rekabetinden uzak kalmak suretiyle Hazreti Osman döneminde olduğu gibi Hazreti Ali zamanında ve Emevilerin ilk halifesi Muaviye'nin ilk 5 yılında fetva makamı ve ilimle meşgul olma faaliyetini devam ettirmiş. Gerek Hazreti Ali taraftarları olsun, gerek Şam tarafında Muaviye taraftarları olsun, siyaset dışı ve hatta üstü kalması sebebiyle ona hürmet göstermişler. Onu öne çıkaran sadece müfessir, Kur'an-ı Kerim'i toplaması değil, aynı zamanda fıkıh konusudur. Fıkhın herhalde en zor konusu da feraizdir. Feraiz, miras hukuku demek arkadaşlar. Efendim, işte kadına şu kadar, erkeğe bu kadar şeklinde öyle basitçe değil. Yani bir adam öldüğünde 3 tane kardeşi var, kız kardeşi var, halası, teyzesi, oğlu filan, bunları bölmek her İslam hukukçusunun, her ilahiyatçının değil, her İslam hukukçusunun altından kalkabileceği bir şey değil. Bu alanda da uzmanmış. Neden? Çok zeki bir adam. Dil kabiliyeti de var. Matematik zeka da istiyor. Çünkü bu feraiz kısmı, işte yüzde kaç vereceksiniz? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de uzun ayetlerdendir feraiz konuları. Zor konular. Feraiz konusunda da Hazreti Peygamber demiş ki feraizi en iyi bilen Zeyd'dir. Bir tespit ve aynı zamanda takdir anlamında. Dolayısıyla onun feraiz ilmindeki vukufiyeti fıkıh ilmindeki derinliğine de bir anlamda işaret eder. Sahabiden ve yedi fıkıh aliminden birisi olan Said bin Müseyyep başkalarından duyduklarını Zeyd bin Sabit'e sormadan kabul etmiyordu. Yani onu bir otorite olarak kabul etmişler. Tabi Kur'an'a hizmeti, Kur'an ilimlerine ve fıkha hizmeti alim sahabinin. Şimdi bizdeki ilahiyatçılarda olduğu gibi yani hadisçi, tefsirci, kelamcı filan gibi o tür parçalanmış bir branş sistemi yok. Hepsine vakıf olmak durumunda ilimle ilgilenen. Hadis alanında da ismi öne geçer. Rivayet ettiği hadislerin pek çoğunu doğrudan Allah Resulü'nden rivayet etmiş. Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman'da da hadis rivayet etmiş. Kaynaklarda ondan 92 hadis rivayet edilir ki bu son derece azdır. Yani tefsir faaliyetine göre bakarsanız yani yüzlerce, binlerce hadis rivayetinden ziyade Kur'an ve tefsir ve fıkıh faaliyetlerine ağırlık verdiğini bu anlamda görüyoruz. Birkaç hadis örneğini almışız. Onun rivayet ettiği. Bizden bir hadis duyarak, Hazreti Peygamber'den rivayet ediyor tabi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu hafızasında tutan ve başkasına duyuran kimsenin Cenab-ı Hak yüzünü nurlandırsın. Çünkü bazen fakih olmadıkları halde fıkıh taşıyan kimseler vardır. Çok kimseler fıkıh kendilerinden daha fakih kimselere ulaştırırlar. Üç sıfat vardır ki her Müslüman onları yerine getirmekte mükelleftir. Bunlar ihlas ve Allah rızasından ayrılmamak, amir durumunda olanlara nasihat etmek, zordur biliyorsunuz. Genelde nasihatleri amirler yapar, büyükler yapar. Efendim, ne yapsın diğerleri dinleyecekler. Adam amir, patron, müdür, hoca nasihat eder. Diyor ki, amir durumunda olana nasihat etmek. Yani siz zayıfsınız, adama şöyle yapma filan diyorsunuz. Hakikaten zor bir şey. Bir de cemaat ruhunu muhafaza etmektir. Yani dayanışma anlamında. Bu da onun rivayet ettiği hadislerden biridir. İlmi sayesinde en fazla itibar gören sahabilerden biri olarak kabul edilir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Tabii ki diğer ashabın şehadetinden çıkarıyoruz. Nitekim kendisi de alim bir sahabi olan Abdullah bin Abbas hakikaten özellikle fıkıh alanında çok derin vukufiyeti olan,
tefsir sahasında Abdullah bin Abbas Hazreti Peygamber'in kendisine onu dinde fakih kıl diye dua da buyurdu. Hakikaten öyle olan Abdullah bin Abbas ilimdeki saygısına rağmen üstelik Abbas Kureyşlidir diye. Yani Hazreti Peygamber'in yakınıdır. Her anlamda toplum nazarındaki itibarı daha yukarıdır. Onun yanına giderek Zeyd'in evine gidip ondan ilim alırdı diyor kaynaklar. Bilgi alırdı veya Kur'an tefsiri alır. Niçin böyle davrandığı kendisine sorulduğunda demek ki garip karşılanmış bu faaliyeti. O da güzel bir söz söylüyor ki bu belki sadece onun sözü değil, hepimizle alakalıdır. İlim gelmez, ilme gidilir diye söyler. Hakikaten insanların ayağına gittiği zaman kıymeti olmuyor. Bazen insanlar bize, hocalarımıza gidip bir şeyler sorduklarında kendine göre çok acayip şey söylemişiz biz. Diyor ki hocam bunu mutlaka çekip YouTube'a koymamız lazım. Ne olacak? Bütün ümmeti Muhammed faydalansın. Ümmeti Muhammed'in öyle bir derdi yok ki. Ümmeti Muhammed değil, bütün Adem oldu. Bütün insanlık. Ne büyük laf söylemişiz ki. Adam bunu değerli olarak, yok öyle bir şey yok. Talip olacak insanlar. Onu öğrenmek için gayret sarf edecekler. Ayağa gidince iş ayağa düşüyor. Efendim, talip olacak, arayacak, soracak. İşte televizyonda, hocam bunu televizyonda söylesen olmaz mı? Olmaz. Onun öyle bir misyonu yok. Koşacaksınız, gideceksiniz, elinize kitap alacaksınız, okuyacaksınız, emek harcayacaksınız. Böyledir. Hepinizin tecrübesi vardır. Yani hoca sınıfa gelince ilim zaten o zaman ayağa düştü. Siz hocanın ayağına gitmediğinizde kıymeti olmuyor. Anlatırlar işte bizim büyüklerimiz, biz onların sonuna yetiştik. Filan hoca filan camide ders yapardı. Sabah namazından sonra. İşte orada usulü fıkıh okuturdu. Filan hoca filan camide öğleden sonra giderdi. Özellikle İstanbul'da tecrübesi olanlar elimizde kitap alır. Yoklama yok, niye geldin diyen yok filan. Şimdi öyle değil. Öğrenciler, müşteri, biz de efendim hizmet eden otelci pozisyonuna düşüyoruz. Kıymeti kalmıyor. Onun için güzel İbn Abbas'ın sözü hakikaten aklımızda kalsın. İlim gelmez, ilme gidilir diyor. Rivayet edilir ki İbn Abbas bir gün Zeyd'in bineğinin üzengisini tutmuştu. Yani hayvanına binsin diye. Bu durumdan mahcubiyet duyan Zeyd, tabi mütevazı ilim bunu böyle yapması, yani bir gören olur şimdi koca Abdullah İbn Abbas ne duruma düştü. Veya ben böyle bir pozisyonda görünmekten haya ederim sadedinde, mahcup diyor, böyle yapma diyor, yani ben çok mahcup oluyorum dediğinde, alimlerimize saygı göstermek konusunda aldığımız emir budur. Yani bu emiri kimden aldı? Tabii ki Hazreti Peygamber'den aldı. Yani sadece budur diye cevap verdi. Zeyd de bunun üzerine İbn Abbas'ın elini tutarak öpmüş. Yani biri onu ata binerken veya deveye binerken üzengisinden tutuyor, binmesine yardım ediyor. O da Abbas'ın elini tutarak öpmüş. Ardından da biz de peygamberimizin yakınlarına böyle davranmakla emrolduk diyerek revanşı almış. Yani o da ona karşılıklı efendim saygı göstermiş. Zeyd bin Sabit sadece ilimde şöhret kazanmakla kalmamış, güzel ahlakın da timsali ve temsilcisi olmuştur. Aynı zamanda Resulullah'a olan sevgisiyle de tanınmıştır. Zeyd'deki peygamber sevgisi o dereceye ulaşmıştı ki her gün sabah namazında onun yanına giderek onun hizmetinde hazır bulunmayı adet edinmiş. Bütün hayatını dine, Kur'an'a, Kur'an'ın anlaşılmasına hizmet eden Zeyd bin Sabit, hicretin 45. yılı, miladi 665 yılında 54 yaşındayken vefat etmiş. Emeviler döneminde. Müslümanlar onun kaybından dolayı çok hüzne düşmüşler. Abdullah bin Ömer, bu da Hazreti Ömer'in oğlu, onun öldüğünü haber aldığında
bugün insanların alimi öldü diye hüznünü ifade etmiş. Abdullah bin Abbas da birçok alimin ilmiyle toprağa gömüldüğünü söylüyor ve Hazreti Zeyd'in kabrini işaretle işte ilmin gömülmesi de böyledir. Yani alim ölünce bir alim öldü derler. Fakat bu ölünce ilim öldü diye ehemmiyetini vurgulaması halinde. Tabii ki ilim ölmez. Devam eder ama onun ehemmiyetini ifade etmiş ve nihayet bir tespit iltifatta Ebu Hureyre'den. O da demiş ki bugün bu ümmetin alimi ölmüştür. Evet, bu şekilde alim aynı zamanda fazıl, ömrü ilimle geçmiş bir sahabi. Çok çeşitli renkler sahabiler. Elinde kılıcıyla cihat eden var, devlet yöneten var, mücadele eden var. Burada bir ilim sahibi, sahabinin, Medineli bir sahabinin hayat macerasını Hazreti Peygamber döneminde ve daha sonraki hadiselerdeki rolünü anlatmış olduk. Cenab-ı Hak rahmetiyle Muhammed eylesin. Bir sonraki sahabimiz Allah nasip ederse bir muhacir Rumlardan, Rum yurdundan Süheyb bin Sinan olacak. O aynı zamanda bir tüccar sahabi. Onu inşallah anlatacağız nasip olursa. Cenab-ı Hak müsaade ederse 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.